Kıymetli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz bu yayınımızda İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımızı bekleyen fiyat artışları ile ilgili gelişmeyi aktaracağım. Sizi ne kadar etkileyecek? İsviçre'de neler oluyor bunları anlatmaya çalışacağım. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan büyük bir müjdeyi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, hangi ülkede olursanız olun bu yayınımızı lütfen sonuna kadar takip edin. Çünkü Türkiye'de emekli maaşı almanızla ilgili olarak kapı aralandı. Peki siz Türkiye'de nasıl emekli maaşı alacaksınız? Ne kadar maaş alacaksınız? ve müracaatlarınızı nasıl yapacaksınız, neler yapmanız gerekiyor. İşte bunların hepsini bu yayınımızda detaylı bir şekilde anlatacağız. Kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Geleceğinizle ilgili bir adım atmak istiyorsanız mutlaka bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz Amerika Birleşik Devletleri para birimi olan dolar uzun bir aradan sonra yeniden İsviçre frankı ile aynı değere geldi. Perakendecilerin, marketçilerin bu fiyat artışını müşterilerine yansıtacağı belirtildi. İsviçre frangı ile Amerikan dolarının neredeyse iki buçuk yıldır aynı değerde olması, frank üzerindeki baskıyı arttırıyor. Amerika Birleşik Devletleri para birimi olan dolar, Ocak 2021'deki en düşük seviyeden bu yana İsviçre frankı karşılığında yüzde 14 değer kazanmış durumda. Rusya Ukrayna savaşı gibi krizin olduğu dönemlerde ise İsviçre frangının güvenli bir liman olduğu düşünülmüştü ancak maalesef bu beklentiler boşa çıktı. İsviçre Merkez Bankası faiz oranını kırmızıda tutarken Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz oranlarını geçen 22 yılda olduğundan daha fazla yükseltti. ABD'deki yatırımlar yatırımcılar için çok daha cazip çünkü faiz oranları yükseldi ama İsviçre'de faiz oranı ise halen eksilerde yani para kaçışı oluyor. Avrupa para birimi olan Euro'nun da önümüzdeki haftalarda Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın faiz arttırımı sonrasında yükselebileceği tahmin ediliyor. İsviçre Merkez Bankası ise ne yapacağına dair sessizliğini koruyor. Muhtemelen sonbahara kadar da faiz arttırmaması bekleniyor deniliyor. İsviçre frangının daha zayıf olduğu durumlarda özellikle komşu ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerde daha ucuza tedarik sağlanıyordu. Ancak frank dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle fiyatların yükselmesi bekleniyor. 2022 yılında ise İsviçre'de enflasyon yüzde iki %2.5'tan %3'e çıkması muhtemel görünüyor değerli izleyicilerimiz. Evet Avrupa'da enflasyonla tanıştı. Birçok ekonomi uzmanı güçlenen dolar nedeniyle İsviçre'de fiyatların yükselebileceği ve perakendecilerin yeni fiyat ayarlamasına gidebilecekleri vurgusunda bulundu. Yani değerli izleyicilerimiz maalesef koronavirüs sonrası Dünya büyük bir krizin içerisine girdi. Avrupa'da da Rusya Ukrayna savaşından sonra hayat hemen hemen her noktada daha pahalı hale geldi. Enerjide, petrolde, doğalgazda ödemiş olduğumuz tüm faturalarda fiyatlar arttı. Bunun yanı sıra insanların temel tüketim maddelerinde, gıda fiyatlarında da maalesef ciddi bir artış durumu söz konusu. Yani dünyada ucuzluk diye bir şey kalmadı. Allah rahmet eylesin. Bitti. Ucuz bir şey yok artık. Özellikle insanların temel gıda ihtiyaçları, barınma ihtiyaçları yani ev, kiralar vesaire derken Hepsi aldı başını gidiyor. Özellikle emekliler Avrupa'da büyük bir sıkıntının içerisinde. Artan fiyatlar karşısında emeklilere zam yapılmadığı, yapılmaması içinde direniyor. 3 5 kuruş arkadaşlar sadaka verdiler. Onun haricinde emekliye insanca yaşayabilecekleri bir zam yapılmadı. Yapılmaya da niyetleri yok. Zaten Avrupa'da emeklilik yaşını yakında 70'e çıkartacaklar. Biz buna ne diyoruz? Mezarda emeklilik diyoruz. Evet. Bu adamların derdi şu. 3-5 yıl emekli maaşı vereyim, başka da vermeyeyim. Kimse bizim kapımıza gelmesin. Emekli maaşları devletin bütçesinde bir yük olarak görülüyor. Oysaki emekliler 25-30 yıldan az olmamak kaydıyla bu ülke için çalıştılar, ürettiler, alın teri döktüler. Şimdi ise emekliye 3 kuruş sadaka veriyorlar arkadaşlar. Bakın Almanya'da 300-500 euro emekli maaşı alanlar var. Bunun adı emekli maaşı falan değil. Bunun adı emeklilik sadakası. Ben böyle görüyorum. Kusura bakmasın hiç kimse. Bu ayıp vatandaşın ayıbı değil. Bu ayıp devletlerin ayıbı. 70 yaşında emeklilik ne demektir? Mezarda emekli ol daha iyi. Kefenlendiğin zaman senin emekli maaşını kefenli arasına sıkıştırırlar. Ben böyle anlıyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Gelecekte bir gün gelecek diyoruz. Siz şimdi anlatacaklarımla geleceğinize hazırlık yapacaksınız büyük bir fırsat var anavatanımız Türkiye'mizden. Sakın ola ki bu fırsatı kaçırmayın. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki tepmeyin. Çok çok önemli bir fırsat. Geleceğinize yatırım yapacaksınız. Geleceğinizle ilgili bir adım atacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz. Gelecekte bir gün gelecek. Öyle ya da böyle. Özellikle koronavirüs sonrası Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında Amerika, Kanada, Avustralya, Afrika ülkeleri, Arap ülkeleri aklınıza neresi gelirse gelsin hepsinde büyük bir ekonomik kriz yaşandı. Yaşanmaya devam ediyor. Bu da beraberinde insanların gelecek kaygılarını oluşturdu. Ben yarın ne yapacağım? Ve böyle olunca bizim de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize yazarak Türkiye'de nasıl emekli olurum? Türkiye'de nasıl emekli maaşı alırım diye çok sayıda mesaj aldık. Beni görenler, sokakta beni tanıyanlar ya da sosyal medya aracılığıyla bize ulaşanlar bu konuyu hep dile getirdi. Haklılar. Çünkü vatandaş almış olduğu Avrupa'da ya da başka bir ülkede almış olduğu maaşla geçinemiyor ya da geçinse bile geleceğiyle ilgili kaygılar duyuyor. Ben de bu konuyu araştırmak üzere Türkiye'de, İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldi. Özgür Bey'e şunu söyledim. Özgür Bey, bugüne kadar vatandaşlarımızın pek çoğu 2019 yılında çıkartılan bir yasa nedeniyle emeklilik defterini kapattı. Peki bu işin aslı astarı nedir? Ali'den, Veli'den duyduklarımızla emekli için çok para ödememiz gerekiyormuş deyip bu defteri kapattık hepimiz. Yanılmıyorum herhalde. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Özgür Bey'in bana söyledi bakın. 3500 euro ödeyerek emekli olan da var devlete borçlanarak. 5000 euro ödeyerek de 10.000'de, 10 20'de, 30'da, 40'da, 50'de. Şimdi vatandaş durumunu bilmiyor. Ali'den, Veli'den duyduğuyla ben artık emekli olamam diyerek defterini kapatmış. Şimdi özellikle hanımlar anlatacaklarımı lütfen çok dikkatli bir şekilde takip etsinler. Çocuğu olan hanımlar özellikle. Bizim emekli olmak isteyen ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geçmişte emekli olmak için uğraştılar. Birilerine 3 bin euro danışmanlık ücreti verdiler. Milleti emekli etmediler. Milletin emeklilik parasının üzerine yattılar. Milleti dolandırdılar. Yapmadıklarını bırakmadılar. Ben bunların hepsini biliyorum. Şimdi Özgür Bey şunu söyledi. Bak dedi milletin 3-4 bin euro öyle danışmanlık parası verecek parası yok. Çok büyük para. Bu işin hakkı da bu değil zaten. Sen şimdi dedim vatandaşa çok cüzi ufak bir paraya hem emeklilik danışmanlığını vereceksin. Yani vatandaşın Devlete kaç para borçlanacağını çıkartacaksın. Vatandaşın ne zaman emekli olacağını, kaç para emekli maaşı alacağını, Türkiye'ye gittiği zaman vatandaşın doktora nasıl bedavaya gideceğini ve diğer tüm sosyal haklarını çıkartacaksın. Bununla ilgili bir çalışma yapacaksın. Bitti mi? Hayır. Vatandaşın tüm emeklilik işlemlerini de sen yapacaksın. Yani gideceksin SGK'ya başvuracaksın, formlarını dolduracaksın, dilekçelerini yazacaksın. Vatandaş nasıl gelsin buraya? Türkiye ye? Bunları sen yapacaksın ama çok cüzi bir miktara. Sağ olsun beni kırmadı. Dedi ki: "O zaman biz bu işi kanalımızın izleyicileri için sadece 120 euroya. Evet, sadece 120 euroya. Özgür Bey, sizin emeklilik röntgeninizi çekecek. Emeklilikle ilgili tüm durumlarınızı ortaya çıkartacak ve sizin emeklilik müracaatlarınızı yapacak. Ek hiçbir ücret yok. 120 euro haricinde. Şimdi Çocuğu olan hanımlar dedim. Bak. Şimdi hanımlar bizim toplumumuzda maalesef kabul etsek de etmesek de erkekler tarafından hep geride bırakılmıştır. Erkekler kusura bakmasın doğru. Hanımlar ömürlerini çocuklarına verirler, eşlerine verirler. İleri yaşa geldiğinde de geriye dönüp bakarlar elde avuçta bir şey yok. Emeklilik yok, o yok, bu yok. Cepte para yok. Önce ben hanımların bu işten yararlanmasını istiyorum. E, beyler tabii ki sizlerin de hakkı var. Ama önce hanımlar. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Ekranın altında şu anda bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42. WhatsApp attı bu. WhatsApp'tan hemen şunu yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Hem beyler hem hanımlar. Yaşınız kaç olursa olsun bak. Niye yaşınız kaç olursa olsun diyorum? Gelecekte bir gün gelecek gençler. Geleceğinizi planlamak istiyorsanız, emeklilik planlamanızı yapmak istiyorsanız hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem anneniz için, hem de babanız için, yakınlarınız için bu fırsatı sakın kaçırmayın. Emeklilik maaşına giden yola çıkın bir kere. Şimdi hanımlar dedik. Çocuğu olan hanımların emekli olması çok kolay. Daha kolay. Beyler askerlik yapmış olanlar onların da emekli olmaları çok kolay. Ama vatandaş bunu bilmiyor ki. Ali Veli bunu dedi. Defteri kapatmış. Şimdi açıyoruz. Şimdi bitti mi? Hayır. Şimdi hanımların bu işten daha çok yararlanmasını istiyorum ya ben. Özgür Bey'e şunu söyle. Dedim ki bak Özgür Bey. Hanımlara ayrıca bir indirim yapacaksın. O da sağ olsun beni kırmadı. Eğer hanımlar eşleriyle beraber yani kocalarıyla beraber danışmanlık alırsa sadece karı koca birlikte danışmanlık alırsa 180 euro ödeyecek. Yani hanımlar bu durumda 60 euro ödemiş oluyor. Hanımlara %50 indirim. Tek başına bir hanım danışmanlık alırsa o 120 euro ödeyecek ayrı. Ama eşiyle beraber alırsa 240 euro ödemeyecek, sadece 180 euro ödeyecek. Arkadaşlar bak anlattığım konu o kadar önemli bir konu ki sizin geleceğinizle ilgili eşinizin geleceğiyle ilgili çocuklarınızın geleceğiyle ilgili bir durum. Siz geleceğinize sadece 120 euro'ya yatırım yapıyorsunuz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, dönemi bitti. En net en doğru emekliliğinizle ilgili böylesine önemli bir konuda artık adım atma zamanı. Düşünecek zaman değil. Şimdi WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da çocuklarım ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazabilirsiniz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size hesap numaraları gönderecekler. 120 euroyu ya da kaç kişiyseniz az önce anlatmış olduğum miktarda parayı yatıracaksınız ve işlemleriniz başlayacak Özgür Bey ile. Görüntülü konuşmak için size randevu verilecek. Bu randevu cep telefonunuzdan, WhatsApp üzerinden yapabilirsiniz. Özgür Bey'le canlı olarak, görüntülü olarak konuşacaksınız. Özgür Bey size birkaç soru soracak. Daha sonra Özgür Bey sizin için özel bir çalışma yapacak. Yani sizin emeklilik ronkenizi çıkartacak. Daha sonra yine size sunacak. Diyecek ki şartlar bunlar. Siz de tamam ben emekli olmak istiyorum dediğinizde sizin için tüm evrakları dolduracak, sizin müracaatlarınızı yapacak, size emekli maaşını bağlatacak. Sadece 120 euro. 120 euro arkadaşlar bak gelecekle ilgili çok çok önemli. Sakın ola ki birileri bana şunu demesin. Ya abi yüksek ya da bedava olsun. Değil bak. Her şey o kadar açık ve net anlatıyorum ki kafalarda soru işareti kalmasın diye. Bak her şey açık. Şimdi zaman artık bekleme zamanı değil düşünme zamanı değil. Artık düşünecek bir şey yok. Emeklilik maaşına giden yolda adım atma zamanı. Paranızı gidip 3-4 bin euro yok bilmem danışmanlık ücreti yok sonradan şu kadar para vereceksin falan bu hokkabazlara dolandırıcılara kaptırmayın. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Hiç Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen arkadaş en az 500-600 euro 500-600 dolar masraf yapmak zorundasın. O dönem bitti. Bak bitti. Şimdi aşağıdaki telefon numarasını hemen şimdi telefon numaranıza kaydediyorsunuz. Telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Benim için ya da benim ve eşim için emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye. Ve işlemleri başlatıyorsunuz. 120 euroyu nereye harcamıyoruz ki? Bir düşünün bakalım. Hanımlar, sakın kaçırmayın bu fırsatı. Beylere kalsa hanımlar hiç emekli olamaz. Hiç Şimdi birlikte başvurun. Bak benim tavsiyem bu. Ailecek başvurun. Karı koca başvurun. Bu fırsatı kaçırmayın. Dünyanın neresinde olursanız olun. Bak bir cep telefonu kadar yakın. Emeklilikle ilgili artık adım atma zamanı. Ne kadar bizlere güvenip emeklilik müracaatlarını yaptıran, danışmanlık alan bütün izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Emekli maaşı bağlananlar var. Danışmanlığı devam edenler var. işlemleri devam edenler var. Hepsine hayırlı olsun. Güle güle harcayın paranızı. Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Şimdi artık sıra sizde. Hemen irtibata geçin. Kısa bir süreliğine geçerli çünkü bakın. Kısa bir süre sonra bu bitecek. Bu fırsat bitecek. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey ya fiyatlar yükselmiş. Biz kaçırdık demeyin. Benden size söylemesin. Aldın aldın. Alamadın yapacak bir şey yok. Darılmaca yok. Bak hani daha ne yapalım sadece 120 euro. 120 euroya hem danışmanlık alıyorsun, durumunu öğreniyorsun, hem emeklilik müracaatı yapıyorsun. Şimdi Türkiye'de bir akrabana desen ki ya git şu SSK'ya gidemez. Gitse de ne iş yapacak? Biliyor mu ki emeklilik müracaatını? Yapamaz zaten. Niye? Çünkü emeklilik kişiden kişiye değişen bir durum. Senin durumun başka, onun durumu başka. Herkesin durumu başka. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. Onun için uzmanıyla bu müracaatı yapacaksın. Eğer müracaatı yaparken yanlış bir yere işaret koyarsan, yanlış bir dilekçe yazarsan daha fazla para ödemek zorunda kalacaksın. Daha düşük maaş alacaksın. Ama sen uzmanla başvurursan daha az para ödeyeceksin, daha yüksek para alacaksın. Zaten işin formülü bu. Az para öde, yüksek emekli maaş al. Şimdi bu fırsat ayağınıza kadar geldi. Sakın ola ki kaçırmayın. Aşağıdaki telefon numarasını görüyorsunuz. Artı 90, 546, 102, 41, 42. WhatsApp attı bu. WhatsApp'tan yazarak hemen iletişime geçin. Bekleyecek zaman değil. Evet kıymetli izleyicilerimiz hayırlı uğurlu olsun şimdiden tüm izleyicilerimize. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.